Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videomuzda sizlerle beraber oyuncuların yakından tanımış olduğu Razer'ın güncellediği mouse'u Detadır Elite'i inceliyoruz. Razer Detadır Elite baştan tasarlanmış bir ürün değil. Detadır'ın donanımsal anlamda güncellenmiş versiyonu. Lakin öyle bir güncellenmiş ki sadece Razer içerisinde değil oyuncu faresi sektöründe başı çekebilecek hale gelmiş. Siyah yeşil Razer'ın yeni nesil diyebileceğimiz ürünlerinde kullandığı sade bir kutu var karşımızda. Elite deyince daha şaşalı bir şey bekledim ama amacına hizmet ediyor en nihayetinde. İçerisinden farenin kendisi, alışılageldik dokümantasyonlar ve Razer logosu yapıştırmaları çıkıyor. Ürün 2 yıl garantili. Razer Detadır Elite'in tasarımını Detadır'ı görenler, kullananlar biliyorlar aslında. 12.7 cm uzunluğunda, 7.3 cm eninde ve 4.3 cm yükseklikteki fare, kablosu hariç 96 gram ağırlığında. Bataryalı abisi Mamba 125 gram, Logitech G502 Proteus Spectrum 121, Corsair M65 Pro RGB ağırlıklarıyla 135, ağırlıkları olmadan 115, SteelSeries Rival 700 yine 135 gram ağırlığında. Yani Detadır Elite rakipleri arasında kuş tüyü gibi hafif. Bu durumun artısına eksisine değineceğiz. Silikonumsu, hayli esnek sıkı kumaş kaplı kablosuyla USB ara veriminden bağlanıyor. Detadır Chroma'daki altın kaplamanın ölçülemeyecek kadar minimal getirisi ve masrafından kaçınılmış. Güzel hareket. Sert kablolu farelerde masanın üzerinde kabloyu da ittirdiğiniz hissi Detadır Elite'de yok. Masaüstü ve dizüstü kullanım için gayet ideal ve uzun süreli Razer Mamba deneyimimden mütevellit, kablonun öyle kolay kolay tüylenmediğini söyleyebilirim. Sadece mat siyah rengi seçeneğiyle gelen, pek parmak izi tutmayan farenin sırtında aydınlatmalı bir Razer logosu, üstünde isterseniz DPI ayarı yapabileceğiniz, isterseniz farklı görevler atayabileceğiniz, geri dönükleri iyi 2 buton, onların da üstünde yine aydınlatmalı bir scroll var. Kademeli olarak hareket ediyor. Tırtıklı yapısı ani hareketler için gayet tutucu. Aydınlatmaları Synapse arayüzü üzerinden istediğiniz rengi ayarlayabiliyor, efekt atayabiliyorsunuz veya Overwatch gibi oyunlara özel temalarla süsleyebiliyorsunuz. Synapse arayüzünden diğer Razer ekipmanlarla eşlenik çalışabildiği için Detadır Elite RGB oyuncu setinizin bir parçası oluyor. Solunda varsayılan olarak ileri geri yapabileceğiniz, aynı zamanda istediğiniz gibi farklı görevler atayabileceğiniz hafif dokulu 2 buton var. Benim elimde baş parmağımla birebir örtüştüler. Basması yeterince kolay, içeri çok gömülmelerine gerek kalmadan basılıyorlar. Altlarında petekli yüzeye sahip kauçuk bir malzeme var. Fareyi hareket ettirdiğim baş parmağım ve serçe parmağımın kontrolü anlamında gayet başarılı. Farenin sağında ise ideal boyuttaki kauçuk malzemeden başka bir detay yok. Sağ sol kliğin altında Detadır Elite'in rakiplerine karşı önemli kozlarından biri Omron marka anahtarlar var. Logitech G502 ve Corsair M65 Pro RGB'nin 20 milyon ve SteelSeries Rival 700'ün 30 milyon tık ömrüne kıyasla Detadır Elite 50 milyon tık ömrüne sahip. Rakiplerine kıyasla ortalama 2 katı diyebiliriz. Ömrüm boyunca 10 milyon tık bile yapmış mıyımdır bilmiyorum ama Omron anahtarların teknik anlamdaki başarımı ve dayanıklılıkları ortada. İkinci önemli koz sensör tarafında. Alttaki ve üstteki geniş cepetlerin ortasında Razer'in 5. nesil olarak belirlediği PixArt PWM3389T3QU model numaralı bir optik sensör var. Gerçek 16.000 DPI ki benzeri değerleri interpolasyonlarla çıkanlarla karıştırmamak lazım ve dile kolay 450 IPS, yani iç başına tarama hızına sahip. DPI'yi bir kenara koyuyorum zira bir oyuncu için belirleyici bir faktör değil ama 450 IPS işte bu profesyonel oyuncuların baktığı değer. %99.4 çözünürlük doğruluğu ile de yine alanında lider. Rakibi Logitech G502'nin PWM3366 sensörü 300, SteelSeries Rival 700'ün PWM3360 sensörü yine 300, Corsair M65 Pro 250 ve Razer Mamba 210 IPS değerine sahip. Geleneksel sensör kurulumu ile çalışan fareler arasındaki en yüksek tarama hızı değerine sahip Detadır Elite. Bu değerin oyunlardaki yansıması daha doğru ve keskin nişan alabilme yetisi oluyor. Sıra gerçek dünya testlerinde. Avuç içi, pençe ve parmak ucu tarzına göre değerlendirirsek, Detadır Elite tıkların kavisli, parmağı en hızlı tepki verebileceğiniz noktaya yönlendiren yapısıyla pençe, yanlarındaki kauçuk malzemelerle parmak ucu, ideal yükseklikteki sırtıyla da farenin tümünü sardığınız avuç içi kullanıma uygun. Yapısı itibarıyla eli biraz sola döndürdüğünden yüzük parmağı az da olsa dışarıda kalıyor. Rahatsız edici değil. Zaten modüler fareler dışında farklı tarzlara bu kadar uyum gösterebilen çok fare yok.
Mousepad olarak Razer'ın Gigantus Black Edition versiyonunu kullandım. Yüzeyi kontrol ve hız arası bir yerde. 400-500 DPI yani el hareketiyle orantılı hızlar için ziyadesiyle büyük. Beta döneminden bu yana oynadığım Overwatch'taki deneyimime gelelim. Fare gerçekten hafif, 400-500 DPI'da anlık tepki verebilmek için ideal. Ateş ederek takip ederken hedef üzerinde daha çok kalabildiğimi hissettim. Pürüzsüz hareket ediyor, atlama yapmıyor. İmleci sadece kafa hizasında tutabilmek de aynı şekilde kolay geldi. Videomaker'da 400 DPI'de oynarken DPI butonlarıyla Soldier'da 500-600 DPI'ye geçiyorum. Fareyi kaldırıp tekrar konumlandırırken imleç havada yer değiştirmiyor. Farklı yüzey ve mousepad'lerle de arası iyi. CSGO'daki deneyimi de benzer şekilde gayet iyi. Silahı belirli bir seviyede tutabilme, 400 DPI'da el hareketlerinizin oyundaki yansımasının keskinliği gerçekten iyi. Tıklar ideal sertlikteler ve basma noktaları da aynı şekilde. Profesyonel e-sporcularla hem deneyim hem de bilimsel olarak çalışmanın nihai meyvesi diyebileceğim seviyede Detedir Elite. Ben şahsen Detedir Elite'i 3 aydır kullanan biri olarak şunları söyleyebilirim. Fare gerçekten hafif. Büyük bir mousepad'le 400 DPI'de oynayan CSGO oyuncuları için birebir. Ama benim gibi amatör oyuncular ve yüksek DPI kullananlar içinse hafif kalıyor. Sensör tarafında 450 IPS tarama hızı ve %99.4 çözünürlük doğruluğuyla donanımsal açıdan alabileceğiniz en iyi çözüm. Tasarım anlamında pençe ve parmak ucu tarzı için ideal, ufak bir makyajla avuç içi için biraz daha rahat hale getirilebilirdi. Ama bu benim düşüncem, elden ele değişir. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla Detedir Elite ortalama 350 TL civarı bir fiyata sahip. Tasarımını avuç içi kullanıma daha uygun bulduğum Rival 700-350-400 aralığında, Logitech G502-320 TL civarında, yine sitemizde incelediğimiz fiyat performansı gayet iyi Corsair M65 RGB Pro ise 300 lira civarında. Detedir Elite e-sporculara yani tepeye odaklı donanımsal altyapı anlamında en iyisi olarak rakiplerinden ayrılıyor. Tasarım göreceli bir şey kesinlikle, ancak ergonomisi, farklı tarzlara uygun rahat yapısıyla Detedir Elite'i göz önüne alırsak, belki ben Mamba'mı bırakmam, siz de 200-250 IPS tarama hızına sahip, hali hazırda istediğinizi bulduğunuz farenizi bırakmazsınız ama rekabetçi oyunlara yönelik yeteneklerinizi sınırlamayacak, tepeyi hedefleyen değil, direkt tepedeki yeni bir fare almak isteyenlere Detedir Elite'i gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.